ki seçimden sonra ve ikinci yarıda enflasyon düşmeye başlayacak. Program karşılığını bulacak ve biraz daha ekonomi yoluna girecek. İşte seçimden sonra vergiler artacak, işsizlik artacak, kemerler daha da sıkılacak. İşte önümüzdeki bir 6 aya, bir seneye hazır olun. 2024 çok zor geçeceğin dışında Haziran ayına kadar sabredin. Sonra enflasyon düşmeye başlayacak gibi bir durum var. Şimdi felaket senaryosu derken Sayın Cumhurbaşkanı neyi kastetti? Bir onu anlayalım önce. Mehmet Bey ilk geldiği zaman ne dedi? Keşke seçim olmasaydı dedi. Biz dedi rasyonel politikalara geçeceğiz dedi. Ama keşke de seçim olmasaydı dedi. Yani seçime kadar, yerel seçime kadar tam rasyonel olamayacağız. Sonra daha rasyonel olacağız diye anladım ben. Yani eğer farklı düşünüyorsan kendisi beni şey yapsın, düzeltsin. Ama ben böyle anladım. Ben de piyasaların böyle anladığını düşünüyorum. Fakat bir şey oldu. Piyasalar daha sonra o bölümünü keşke seçim olmasa bölümünü unutmak istedi. Fakat halk unutmadı. Yani Merkez Bankası, yani şeydeki kuyruklar, kapalı çarşıdaki döviz kuyrukları, altın kuyrukları filan unutmadık. Halk bunu fark etti. Çünkü halk bundan baskı yiyor. Ne demek istiyorum? Her şeyin fiyatının arttığını görüyor. Dövizin üzerindeki baskıyı görüyor. Altının da dolayısıyla dövizle fiyatlanan bir ürün olduğu için onun da bir üzerinde bir baskı olduğunu hissediyor. Diyor ki demek ki seçimden sonra burada bir hareketlenme olacak. Geçen seçimde olmuştu bu sefer. Aa geçen seçimde bu çok farklı. Fark nedir? Bana bunu anlatsınlar. Fark rasyonel politikalara geçtik diyoruz. Ben de diyorum ki bir önceki seçimde eksi 96 yani şimdi enflasyon araştırma grubunun enflasyonunu baz alsak %127'lerdeyken bir önceki seçime girerken pardon %106'lardaydı geçen yıl Nisan ayında. Enflasyon, ENAG'ın enflasyonu. Biz 8,5 faiz veriyorduk. Yani 96 puan filan negatif reel faiz vardı. Şimdi de ENAG'ın enflasyonu %122'lerde. Biz 45 veriyoruz. Yine eksi 77 puan faiz var. Hala inanılmaz bir negatif reel faiz var. Ben faizi %130 yapın demiyorum. Ama 67 eksi 45 eksi reel faizdeyiz hala. Evet yani hala piyasada yani TL ortodoks para yatırımcısını tatmin politikası etmiyor filan diyor. uygulanmıyor. Hala M1, M2, M3 para arzlarına bakıyoruz. Hala piyasada para Yani bırakılıyor. faizi böyle gören bari döviz altın alayım diyor. Evet. Vatandaş da diyor ki abi siz bu seçimden seçime kadar yine bir baskı kurdunuz. Fark ettim diyor. Yabancı da bunu görüyor. Sadece şey değil. Yabancı da sukuk verecekti bize. Yani o Körfez'den bir 8,5 milyar dolar imzalanan o 50 milyar doların içinde gelecekti. Hiç 50'den hiçbir şey görmediğimiz gibi. 8,5 da tamam denmişti. O da iptal oldu. Yani bakıyoruz borsadan. Tahvil piyasasından filan yabancı çıkış yapıyor her hafta. Rakamları takip Rezervler ediyoruz. eriyor. Demek ki aslında bir felaket senaryosunu konuşmuyoruz. Sadece vatandaşta, yabancılarda, ülkedeki aklı başında yatırımcılarda diyor ki bu seçimden sonra bir şeyler olacak. Bir hamle değişiklikleri olacak. O hamle değişikliklerine hazırlık yapayım. Ama içerideki ekonomist korosu diyorum bazı arkadaşlarımız var, ana akım ekonomistler. Diyor ki hiçbir şey olmayacak, sadece vergileri arttıracaklar, işte daha sıkı para politikası uygulanacak, biraz daha faiz arttıracaklar, döviz kontrollü yıl sonuna kadar böyle. Ya böyle bir şey Evet, devam. yani seçimden sonra kurda hızlı bir artış olmaz çünkü bu enflasyonla mücadeleyi ve programı çöpe atar, buna izin verilmez şeklinde geniş Evet. bir kanı var, onu da Evet. Ben söyleyelim. de makroekonomi 101 yani Değil, başlangıç Makkeli onun seviyesi, tersini söylüyor. başlangıç seviyesi makroekonomide faiz, kur, nakit akışı diye üç tane kavram vardır. Üçünü birden siz kontrol edin. Bak uzun süre faizi ve kuru baskıda tuttuğunuz zaman şu anda olduğu gibi. Şu an faizi baskıda tutmuyoruz diyorlar ama aslında baskıda yani. Az önce söylediğim gibi negatif reel faiz vermeye devam ediyorsunuz. Vallahi ben tüketici Kuru kredisine baskıda %60 tutuyorsunuz. bana çok yüksek faiz Bunu diyor. nasıl kapatabilirsiniz? Bak basit bir matematiktir bu. Makroekonomide en basit ve en önemlidir. Faiz Faiz ve %45 değil yani. kuru üçünü birden baskı altında tutamazsınız. Yani nakit akışında kontrol. Nakit akışıyla yeterince ülkeye bir nakit akışı sağlarsanız faiz ve kuru baskıda tutabilirsiniz. Nakit akışı sağlayabildiğiniz sürece. Ben de diyorum ki evet bak o 2023 ile ya yani 21 bu KKM'nin başladığı andan Mayıs ayına kadar ne yaptık biz? İçerideki döviz tevdiat hesaplarını kullanarak veya içerideki dövizi bozdurtarak KKM'ye çevirterek biz o nakit akışı varmış gibi davrandık ve içeride bir varlık transferi oldu. Şimdi diyorum ki artık KKM'yi de bitirmeye çalışıyorsunuz ki bitiriyorsunuz yani azaltıyorsunuz. 76 milyar dolara kadar düşürdünüz 135 milyar dolarlardan. Tıkandınız. Ne onu azaltmaya yüzdeleriniz düştü. İlk dışarıdan para girmesi lazım. Ama hala veriyorsunuz Tam faiz. dışarıdan para Parası çok girmeniz para olsa olan. gerekirken Ebru 20 milyar dolarda geçen hafta geçen ay çıkış olmuş. Yani net döviz Bir rezervde. ayda. Şimdi Hakan Kara Hoca'nın da verisi ben de onu ekste paylaştım.
Yani günde yaklaşık 1 milyar dolar civarı satıyorsunuz. Her gün satıyorsunuz. Şimdi diyorum ki geçen seçime girerken Merkez Bankası net döviz rezervi eksi 77 milyar dolara kadar düşmüştü. Hazine dövizlerinden ve swaplardan arındırılmış bankalarla. Yani net de eksi 77 milyar dolar. Bugün de eksi 71 milyar dolara geldiniz. Fark ne? Bana çok farklı deniyor ya. Bir fark yok. Maalesef yok. Keşke olsa. Ve diyorum ki bu döngülerde artık iki seçim üst üste falan. Ya bir şey olmaz, bir şey olacak. Yani bir şey olmak zorunda. Bazı köklüden değişiklikler yapılmak zorunda kalacak. Ve biz uluslararası sermayeyi istiyorsak ülkeye bu dövizin fiyatıyla buraya gelmediğini de görüyoruz. Korkarım ki yani bu ben severek anlatmıyorum, bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Ama bir ülkede maalesef döviz kurunun fiyatı yanlışsa her şeyin fiyatı yanlış oluyor. Enflasyon da yanlış. Ya adam onun için gidiyor 136 milyon dolara orada alabiliyor o adam. Çünkü burada o kadar çok fiktif bir kazancı sağlayabiliyor ki ya, o kişi için söylemiyorum ama yani Avrupa'da, Amerika'da daha ucuza ev alabiliyorlar. Buradaki mantık biz fiktif olarak anormal değerledik her şeyi. Biz daha fazla pahalı eti, daha pahalı yumurtayı, daha pahalı evi alıp burada yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu olamayacak. Burada bir tıkanma var. Bu tıkanmaya da bir hamle yapılacağını düşünüyorum seçimden sonra. Bakalım göreceğiz yani. Ya şu anda ben hala seçimden sonra faizlerinizi adartmışa çıkacağına inanıyorum. Ben alabiliyor muyum? Alırsın. Ya sen dövizini getirirsen ayrıca sana özel ürün var yani. Bak döviz böyle, getirmem lazım. Hele dövizini getirirsen neler sunulacak sana? Bak bütün, şimdi az önce Turgut Hocam söyledi çok önemli. Bak bu kapalı çarşıda ki şu anda 130 bizim, milyon doları getirin siz de oradan iki tane 130 milyon dolar alırsınız. Dolar, süper bono geliyormuş. Bak, altın fiyatında dünyadan bile pahalı kalmamızın sebebi hani övünüyoruz ya. Aa bak geçen ay cari açıkta azalma oldu önceki aya göre falan diyoruz ya. Altın ithalatına kısıtlama getirdin. Resmi olarak kısıtlama. İnsanlar kaçak altın alıyor. Kaçak altın sokuluyor ülkeye belli ki. Yani bir o talebi nasıl karşılıyorlar? Ben aradım geçen gün kapalı çarşı. Dedim ki yani altın alacağım var mı dedim. Var dedi. Fiyatı yüksek bir fiyat söyleyince gidip alıyorsun. Şimdi o kar marjı nereden oluşuyor? Yani birileri getiriyor. Kimse altın bozdurmuyor yani ki. Kuyumcu bana dün anlatmış işte. Diyor ki bize diyor 2500'den geliyor. 2570'ten satıyoruz diyor. Bize evet. Geliş fiyatı 2500. 2240 diyorsunuz. Müşteri de geliyor. Hani böyle diyorlardı. Ekranda böyle yazıyor altın diyor. İşte yok. İşte o altını bak hep 2240 yanlış, altın yok. Hep polisiye yöntemle altın ithalatına yasak getiriyor. Getirdi. Ne oluyor? Cumhuriyet altını. Ülkeye bir şekilde altın giriyor. Bu böyledir yani. Başmardı. Dolayısıyla yani polisiye yöntemlerle para piyasalarını, ekonomiyi yönetemezsiniz. Bazı doğruları yaparsanız sonra bazı polisiye yöntemler getirirsiniz. Onu anlıyorum. Ama hiçbir doğruyu yapmadan polisiye yöntem uyguladığınız zaman oradan patlak vermeye devam eder maalesef. Enflasyon farklı, altın farklı, kur farklı. Evet, vatandaş da kendini korumak için fiyatlar oraya farklı. Devam ediyor. Altınla ilgili bu arada globalde de ben hala geri çekilme falan gibi korkular bugün salıyorlar. Bugün FED toplantısı orada herhangi, yani bugün FED toplantısı var. Orada yani FED'in normalde idare etme iyisini bekliyorlar dili çok sertleştirmeden ama enflasyonun düşmediğini gördükleri zaman Aralık'ta yaptıklarının hata olduğunu ben burada söylemiştim Aralık yayınında da FED'in işte biz faiz indirimlerini tartıştık şöyle indireceğiz böyle indireceğiz söylemi çok yanlıştı. Enflasyonu hortlatır çünkü enflasyon davranışlarla ilgilidir. Her yayında söylüyorum enflasyonun en önemli faktör davranışlara etkisidir. Siz dilinizi yumuşattığınız anda davranışlar yumuşar. Şu anda ne oluyor? Dili sert tutmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de dünyada da. Hayır sert falan yürümüyor. Daha sert dili yani ben faiz indireceğim. Yıl sonunda faiz indireceğim dediği zaman Merkez Bankası dur ya arttırma bitti. Faiz indirimi tartışıyor. Nerede enflasyon düşüyor mu Türkiye'de? Enflasyonda bir düşüş patikasına girmeden faiz indirimini tartışmak ne demek ya mesela? O konuşuluyor ya. Bu yıl faiz iner mi Merkez Bankası? Nerede iniyor? Kalktı o. İşte yani. Yani artık konuşulmuyor. Evet, aynısı Fed için de geçerliydi. Şimdi daha az konuşmaya başladılar. İyice ileri attılar. Yani 6 inişi planlarlarken 3'lere evet. Düştüler. O 3'ün bile olmayacağını. Bu akşam onun için Fed'in etkisi ya. Altında bence hali her geri çekilme 2120'li rakamlara olasılık geri çekilme hepsi alış fırsatıdır. 2130 dolarların altını çok beklemiyorum. Altında ons altında. Geri çekilmeler bence hala altın, gümüş için alış fırsatı olacak. Piyasalardaki bir yurt dışı piyasalarda biraz sıkıntı var. Onun o sıkıntının aşağı yönlü hala potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok az hisseyle şişirilmiş bir Amerikan borsası var. Oradan bir hala bir baskı bekliyorum. Bizim piyasa çok ilginç bir yerdeyiz.
Az önce Deniz'e sorduğum soru piyasada çok konuşulmaya başladı. Acaba işte iç siyasetle ilgili bazı hamleler uluslararası arenada da bazı Amerika ile olan iletişim iyi bir şey etki yapacak mı demeye başladılar. Ve endeksi dün piyasa biraz böyle bir dönüş yapar gibi oldu. 6 gün üst üste düştük çünkü. Dün iyiydi. Ben de biraz alım yaptım ama bugün 8980'i takip ediyorum. Borsa İstanbul için izleyiciler orayı takip etsin. 8980 üstünde kapatabilirsek bu hareket biraz daha yukarı, çok daha iyi yerlere doğru devam edebilir. Kapatamazsak bu yükseliş dünkü tepki hareketi sadece bir tepki hareketi olarak kalacak. O açıdan borsa yatırımcıları için de en azından paranızı korumak için oraya geliyorsunuz biliyorum. Küçük yatırımcı için özellikle söylüyorum. Lütfen o seviyelere dikkat etsinler. BIST 100 için 8980 aşağısı negatif, üstü pozitif.